Manşete hoş geldiniz. Türkiye'de seçime doğru gidilirken artık hemen her şey buna endeksli olarak yürütülüyor. Yani yaşanan tüm olayları, karşınıza çıkan tüm haberleri bu çerçevede ele almalısınız. Ve böyle bakarsanız yanılmazsınız. Bu toplu konut hamlesinden Sedat Peker'le ilgili gelişmelere, altılı masadaki bir takım dalgalanmalara, Merkez Bankası'nın faiz politikasına Hatta futboldaki gelişmelere kadar böyle. En son Netflix'te Fatih Terim belgeselinden bahsediliyor. Hakan Şükür'ün ve Arif'in adının bile alınmadığı, anılmadığı. Netflix gibi dünya çapında bir e, yayın platformu, gerçekten kaliteli belgesellere de imza atan yayın platformu söz konusu Türkiye olunca böyle subjektif, tek taraflı işlere de imza atabiliyor demek ki. Dört bölümmüş galiba, seyretmedim ama önüme Çıkar çıkmaz da dislike yani beğenmeme butonuna basıp geçtim yani sadece bu haber üzerine çünkü biz artık e, olayların tüm taraflarını artı eksi olumlu olumsuz şu taraftan bu taraftan şöyle görüş alternatif görüş buna bakarak olayları yorumlamaya anlamaya alıştık haliyle karşımıza daha ezbere böyle bir dosyayla geldiğinizde ezbere böyle bir belgeselle geldiğinizde otomatikman kaç bölüm olursa olsun ne kadar emek verilmiş olursa olsun ne kadar para harcanmış olursa olsun direkt çöpe atıyoruz sifonu çekiyoruz. Türkiye'de yaşanan her şey seçime endeksli bunu akıldan çıkarmayın bu mafya ki artık çok görünür oldu. Mafya dünyasında dönen dolaplar, derin operasyonlar ki artık derinliği de kalmadı. Son derece açık operasyonlar ki bizim gibi görmüş geçirmiş insanlar neyin niçin olduğunu da artık çok kısa süre içerisinde anlayabiliyor ve bunun elbette siyasi bağlantıları. Yine şunu unutmayın. Siyasette yaşanan gelişmeleri de bu şekilde okumak lazım. Kim demiş? Ne zaman demiş? Kime konuşmuş? Niye konuşmuş? Neden şimdi? Gördüğünüzde alt alta eklediğinizde gelişmeleri ortaya zaten çözülmesi imkansız bir puzzle değil, apacık seçime doğru bir projenin yola çıktığı, bir senaryonun yola çıktığı. Birilerinin de bu çerçevede görevli, vazifeli olarak iş tuttuğu görülüyor, anlaşılıyor. Şimdi baştan başlayalım. Emre olur. Kim? Emre olur. Sedat Peker'in adamı. Basın danışmanı olarak değerlendiriliyor. Basın danışmanı olarak değerlendirilmesinin nedeni çünkü basınla ilişkileri götürüyor, bir takım tweetler atıyor, ee, Sedat Peker'in söylemediği şeyleri söylüyor. Yani mesela filan yerde bir hesap açıldı, o hesabın bizimle ilgisi yoktur diyor. Gazetecilerle irtibat kuruyor, belli gazetecilerin YouTube kanalına çıkıyor, konuşuyor, sorularına cevap veriyor, DM'den veya açıktan yazışıyor, sohbet odalarında aktif olarak konuşuyor vesaire. Yani bir anlamda Sedat Peker'in hem basınla ilişkilerini götürüyor hem de PR'ını yapıyor böyle bir genç bu genç e, enteresan bir şekilde e, bilinen o ki ya da söylenen o ki 12 Eylül'de Arnavutluk'ta bulunuyormuş efendim. oradan şeye geçmiş diğer e, Dubai'ye geçmiş Birleşik Arap Emirliklerine ve 16 Eylül tarihinde e, Birleşik Arap Emirlikleri e, emre olurun orada ikamet isteğini kabul etmemiş ve oradan sınır dışı Geldiği yere sınır dışı edilmesi kararı çıkmış ve şey üzerinden Sırbistan üzerinden Arnavutluk'a gelmiş o sırada tam da Dubai'de yani Dubai'ye gittiğini veya böyle şey, hikaye döndüğünü haber alan Milli İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı ki buradan Milli İstihbarat'ın adım adım Sedat Peker ve çevresini Dubai'de takip ettiği kanaati hasıl oluyor. Çünkü Emre Olur'un Dubai'ye geldiğini öğreniyorlar. Oradan sınır dışı edildiğini öğreniyorlar ve derhal harekete geçiyorlar. Ve Arnavutluk'tan iadesini talep ediyorlar. Bunun üzerine de Arnavutluk'ta gözaltına alınıyor. O arada Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu filan gibi e, iddialar da dolaşıma girdi veya söylendi. Özellikle Sedat Peker'e yakın isimler tarafından ama Arnavutluk vatandaşı ise Arnavutluğa sığınmasına veya sığınma talebinde bulunmasına gerek yok siz o ülkenin vatandaşısınız vatandaşı olduğunuz ülkeye sığınma talebinde bulunmazsınız haliyle o da şüpheli bir şey yani emre olur çifte vatandaş mı, sadece Türkiye vatandaşı mı bilmiyorum ama sonuçta şu oldu yani buradaki detaylar muğlak olabilir teyide muhtaç olabilir ama sonuçta şu oldu. Türkiye ve Arnavutluk makamları anlaştılar. İstihbarat devrede, emniyet devrede, belki para, rüşvet şu bu devrede, illegalite zaten devrede. Her neyse yani orada e, sığınma prosedürüne, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne şuna buna seyahat hürriyet oralara falan hiç girmeye gerek yok. Neticede bu anlaşma sağlanmış ve emre ol olur Arnavutluk'tan paketlenerek Pazar sabahı İstanbul'a getirilmiş. Bunu Anadolu Ajansı bu şekilde duyurdu ve e, Interpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla pazar sabah TSI Türkiye saatiyle 9.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildiği söylendi ve bir basın açıklaması yapıldı. Bu basın açıklaması da büyük bir tezahüratla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere duyuruldu ki burada da zaten kolektif bir çalışma hissediliyor. Yani İçişleri, MİT vesaire herkes seferber olmuşlar ve sonuç alınca da Alkış kıyamet kopuyor. O açıdan önemli. Burada da Emre Olur işte uçaktan indirilirken polislerin nezaretinde görülüyor. Herkesin yüzü bulurlanmış. Neden bulurladılar bilmiyorum. Hani polislerin yüzünü bulurluyorlar tanınmasın diye ama Emre Olur'un da yüzünü bulurlamışlar. Fakat emniyet açıklamasının İlk e, paragrafı dikkat çekici. Orada diyor ki, tehdit, e, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, basit yaralama, sesli, yazılı, görüntülü bir iletiyle hakaret suçlarından, ulusal seviyede aranan Sedat, Sedat Peker suç örgütünün üyesi Ahmet Emre Olur'un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar filan diyor. 23 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'ya gitmiş 2021'de belli ki 23 Mayıs 2021'den bu tarafa Sedat Peker'le irtibat halinde. Ama onunla beraber Dubai'ye geçmemiş, Balkanlarda kalmış öyle görülüyor. Avukat Esat Barkın ki Sedat Peker'in avukatı olarak biliniyor. Emre Olur'la emniyetteyken görüşüyor. Durumu gayet iyi diyor, iyi davranılmış. Ee, henüz yeni bir avukat verilmedi. Dosyaya ben bakmayacağım. Fakat kendisi şaşkın diyor. Belli ki e, Emre Olur e, başına bunların geleceğini düşünmedi, hesap etmedi ya da kurtulacağını, yırtacağını düşündü. Bilmiyoruz. Bu da e, Balkan Web'te e, yayımlanan, Balkan Web sitesinde yayımlanan Emre Olur'un e, pasaportu e, ve iki yıllık oturum süresi, e, sürecini doldurduğu için. E, ya da neyse artık oturum süreci. Onu doldurduğu için Arnavutluk'tan sınır dışı edildiğini iddia ediyor Balkan web sitesi de. Bu iddiada zaten Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşı olmadığını gösteriyor. Bilmiyoruz. Neticede ne olduysa oldu. Emre Olur Türkiye'de. İşte Murat Ağare'le konuşmuş. Başka gazetecilere de böyle YouTube yayınlarında konuşması, bağlantısı, sohbet odaları falan var. Eş zamanlı olarak gene, Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik İstanbul'da Ümraniye'de gündüz halk içinde başından vurularak öldürüldü. Hayır ölmedi yaşıyor falan diyenleri de gördüm ama ben Türkiye basınını taradım ajanslara da baktım. Pek çok ajans ve kurumsal sitelerde hayatını kaybettiği bilgisi var. Hatta ilk müdahalede hayatını kaybettiği ve ambulansa alındığında artık yaşamadığı bilgisi de var bilemiyorum. Sedat Peker avukat aracılığıyla Ersan Barkın aracılığıyla yaptığı açıklamada bu konunun bu cinayetten dolayı kendisinin suçlanmasını saftillik olarak değerlendiriyor. Bugüne kadar diyor sosyal medyada çoluk çocuk genç yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımladı. Hiçbirine karşı eylemde bulunmadım. Bıçak sırtında yaşadığım bu anda böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla saftirlik olur diyor. Ee, Sedat Peker'in Mayıs 2021'den önce Balkanlardayken çektiği videolarda da konuya temas ettiği. E, benim üzerime böyle şeyler atacaklar. Bir takım cinayetler işleyip. Benim üzerime atacaklar benim hasımım olduğu veya bana taktığı veya benimle ilgili video çektiği neyse artık bilinen isimleri temizleyecekler ve bunu benim üzerime yükleyecekler. Asla ve kat a diyor yani böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Gerçekten çok akla da yakın gelmiyor ama Türkiye'deki pişirilen pro propaganda yani bu hayatın genel akışına uygun olmayan bu hikaye ki Sedat Peker onu ifade etmiş yani diyor ki bıçak sırtında yaşıyorum zaten Dubai'de. Yani basın danışmanını almışlar vesaire filan yani bir sürü şey. E, o arada birilerini mi infaz edecek Türkiye'de? E, yapacaksa da yapmaz kişi yani o anlamda söylüyorum. O açıdan hayatın genel akışına ters. E, şu aşamada e, elbette şöyle bir yoruma katılmamak mümkün değil. E, TODEX vurguncusu Arnavutluk'ta yakalandı 30 Ağustos'ta. İngilizce. Fatih Özer günlerdir Türkiye'ye getirmemiş İçişleri Bakanlığı ama Sedat Peker'in basın danışmanını bir günde Arnavutluk'tan paketleyip getirmiş. Arzu Yıldız da güzel bir mesaj yazmış. Bakın bu yargıdan hiçbir halt olmaz. Resmen mafya gibi çalışıyor. Suçları kapatmaya ve suçluları korumaya yönelik hareket ediyor. Emre Olur'u bu nedenle Getirdi Pekele suikast iddiasını araştırmıyorlar bunlar suçtan suçludan rahatsız değil aksine yasadan hukuktan rahatsız çeteleşmiş devlet mi dersiniz devletleşmiş çete mi dersiniz ne derseniz deyin hadise gün yüzü gibi ortada artık yani mafya derin devlet gibi yapıların ortaya çıktığını açıktan iş tuttuğunu görüyorsunuz. Şimdi ne olabilir? Bundan sonra ne olabilir? Hiçbirimiz bir kere Sedat Peker'in yerinde değiliz. Ne yapacağını bilemeyiz. Fakat ciddi bir abluka olduğu ortada. Seçenekler belli. O seçenekleri tahmin edebiliriz. Bir de tabii Sedat Peker'in Sedat Peker Türkiye'den ailesini çıkardığı için, eşini ve çocuklarını çıkardığı için kendini şanslı görüyor olabilir ama netice neticede eşi ve çocuklarını da düşünmek zorunda. Yani bir aile babası, yalnız yaşayan, tek tüfek devam eden biri değil. Neler olabilir? Yani ya Türkiye'ye iade edilir ya Ankara ile anlaşır ya da bir biçimde yani bu biçimde dijital tecrit diyor kendisi. Bu biçimde susmaya devam eder. Seçim ertesine kadar bu konu buzluğa kaldırılır. Ama e, başka olasılıklar da var. Yani bu seçenekler hemen ilk akla gelen seçenekler. Bir suikast timi tarafından ortadan kaldırılma ihtimali. Başka bir ülkeye geçme ihtimali ki şu anda Dubai'de kendini güvende hissetmiyor olabilir. Çünkü en yakın elemanı Dubai'den sınır dışı edildi ve Arnavutluk'a gönderildi. Orada da oradan da Türkiye'ye paketlendi. E, fakat Dubai'den çıkması da bu kadar kolay mıdır? ayrı bir soru işareti. Dubai Türkiye'ye iade etmese bile Pekerin çıkışına izin vermeyecektir. Son seçenekse şu, yapabileceği elindeki bilgi ve belgeleri, tanıklıklarını e, videoya çekip güvenli bir kasaya veya güvenli birine ifa, e, emanet edebilir. İtimat ettiği birine emanet edebilir. Yine e, internet aracılığıyla e, güvendiği isimler isimlerle Skype bağlantısı veya FaceTime bağlantısı yaparak anlatabilir. O güvendiği isimler de dünyanın her neresindeyse bunu çekerler, kaydederler. Yarın öbür gün e, başına bir şey e, gelme, gelebilme ihtimaline karşı tutarlar. E, bilmiyoruz. Fakat şu ortaya çıktı ki seçime iki ay kala video çekip YouTube'a koyma seçeneği bunların arasında yok. ...bu ihtimal yok denecek kadar azaldı. Ee, önceki yayınlarda da söyledim. Bu yayınları düzenli takip edenler zaten bilirler. Bir hafta on gündür. Özellikle Sedat Peker'in son susturulmasından sonra... ...ne değişecek ki seçime iki ay kala video çekmeye başlayacak... ...konuşmaya başlayacak diyordum. Hele şu son bir hafta on günde yaşanan gelişmeler... ...Sedat Peker'in iyi iyiye abluka aldığını, altına alındığını gösteriyor. Ee, durumun özeti şu esasen. 1 Eylül'den itibaren... E, Sedat Peker susturuldu. Levent Göktaş eş zamanlı olarak o da Bulgaristan'da tutuklandı. Türkiye onun için de bastırıyor iade edilmesi için. Emre olur, olur. en son Sedat Peker'in basın danışmanı ifade edilen kişiyi de paketleyip getirdiler. Ve seçim satım haline girilen şu dönemde belli ki devlet tüm gücüyle bastırıyor ve elinden geleni ardına komuyor. Ee, özellikle Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi Medya Mahallesi'nde büyük dalgalanmaya ve kaygılara yol açtı pek çok kişinin Telegram signal vesaire gibi konuşma veya video uygulamalarına geç, geçtiği gözlendi ve özel Sedat Peker paylaşımları da yok denecek kadar azaldı artık bu konuda kimse artık kolay kolay kalem oynatamıyor ki bu da son derece doğaldır bir diğer alternatif de şu özellikle Sedat Peker ile illetşiimi olan gazeteci Erk Acer'in altını çizdiği konu e, Emre Olur. Sedat Peker'in bir tür basın danışmanlığını, PR'ını götürüyordu. Basınla ilişkileri vardı. Onlarca kişiyle görüşüyordu, yazışıyordu Sedat Peker suç örgütü soruşturması altında. Emre Olur'dan bir takım itiraflar alınıp bir takım itiraflar veya bir takım belgeler ona imzalatılıp Türkiye'de özellikle medya ayağı adı altında bir operasyonla belli gazetecilere, belli isimlere birlikte çalıştığı veya teması olan paslaştığı isimlere dönük bir operasyon gelebilir mi? Gelebilir. Yani neticede emniyetin açıklamasını biraz önce gösterdim. Sedat Peker suç örgütü e, kapsamında Sedat Peker suç örgütünün üyesi olarak bir sürü suçlamadan dolayı emre olur tutuklanacak e, kolay kolay da bırakılmayacak ve ondan alınacak ifadelerle belli ki iş bir yere doğru götürülecek bu bir İkincisi... Dün enteresan bir şekilde hangi gün yaptığını tespit etmediğim bir konuşması dolaşıma girdi Cübbeli Ahmet'in. Ee, yakın tarihte yapılan bir konuşma muhtemelen. Burada bu konuşmadan önemli satırları ekrana getirdim birebir okumayacağım. Fakat burada Cübbeli Ahmet bir kurtuluş savaşı, bir kuvayi milliye gibi, bir seferberlik gibi filan bir durumdan bahsediyor. Vatan müdafasından bahsediyor. Böyle bir dönem geliyor, gelebilir diyor çok vatan haini var diyor. Onun için de bir temizlik icat edilebilir, icap edebilir diyor. Çok enteresan. Sonra da diyor bir yıllık kuru erzak neyse istihkakınızı diyor şey yapın tutun. Diyor bunu diyor muhafaza edin. Bir yıllık erzak depolayın. Bunda da fayda var diyor. Yani bir seferberlik çağrısı yapıyor. Birileri temizlenecek diyor o arada. Siz de diyor nakitte kalın. Yani bankada falan da para tutmayın. Nakitte kalın bir kenarda. Yani bir yıl boyunca kendinize yetecek nakit paranız ve işte kuru erzakınız olsun falan. Yani savaşa giriyoruz gibi bir çağrı yapıyor. Son derece enteresan. Benzer bir çağrıyı da bundan 4-5 gün önce Ümit Özdağ yaptı. 15 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu kazanırsa dedi. Orada tüm lafı var okuyabilirsiniz. Ben sadece Başını ve sonunu okuyacağım. Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı başlar dedi. Arasını da böyle doldurdu. Arasında ne dediğinin önemi yok. Ama lafın özeti şu. Kılıçdaroğlu kazanırsa Erdoğan karşısında Türkiye iç savaşı başlar. Şimdi bütün bunlar sıradan insanlar değil. Birisi parti başkanı olarak, birisi de bir cemaatin ileri geleni olarak bir biçimde belli merkezlerle irtibatlı, boşa konuşmayan ve bir anlamda etki ettikleri kitleleri e, harekete geçirecek, dalgalandıracak, onların önlem almalarını sağlayacak isimler. Sıradan isimler değil. Ama makamla, ama menfaatle, ama farklı işte bir takım şeyle e, sicilleri de Ortada olan isimler gerek Cübbeli Ahmet, gerekse Ümit Özdağ, gerekse onun gibi gerek medyada, gerek siyasette farklı farklı isimler çok başka yere doğru gidiyor konu. Ee, bakın tam da bu aşamada 93-96 yılları arasında 19 kişinin katledilmesine dair açılan Ankara JITEM davasının ki JITEM 19 kişi değil yani yüzlerce insanın e, kanına girmiş bir örgüttür. Avukatlar tutuklanmayan sanıkların duruşmalara da getirilmediğini belirterek davada zaman aşımının dolmak üzere olduğunu vurgulamış. Geçenlerde Musa Anter'in davasında da aynı şey oldu. Zaman aşımından bir gün sonra mahkeme gün verdi ve Musa Anter'in davası da cinayet davası da e, düşecek zaman aşımından dolayı. Aynı şekilde Jitem davası da düşecek. Çeteleşmiş devlet mi, mafyalaşmış devlet mi yoksa devletin çeteleşmesi mi? Yani. E, neresinden bakarsanız bakın ama ortada e, tümüyle kuşatılmış ve tümüyle e, bir çete gibi bir mafya gibi iş tutan bir yapıdan bahsediyoruz ve devlet olanaklarıyla ve tüm gücüyle bastırarak bunu akıldan uzak tutmayın ve elemanların da harekete geçirerek elemanları da özellikle seçim satım haline girildiği şu günlerde ellerinden geleni ardına komuyorlar. Onun için ben e, yer yer konuşuluyor. Kulislerde de ifade ediliyor. Buna yüzde bir milyon eminim ben. Yani bir takım muhalif, gör, muhalefet partilerinde iktidarın ya da milli istihbaratın elemanlarının olması ve onların da orada iş tutması. Hem bilgi akışı itibariyle hem de orada genel politikalar üzerinde etki etmeleri itibariyle. Hakkında bir bilgim yok yani bir fikrim yok yani Bülent Kuşoğlu'nu tanımıyorum. Ama şimdi buradan buraya geçince Bülent Kuşoğlu'nu da aynı kapsama soktuğum anlaşılmasın. Ama Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminden çalışma arkadaşı. Onun genel müdür yardımcısıymış galiba o dönemde. Yani uzun yıllardır Bülent Kuşoğlu'yla tanışıyor. Mesai arkadaşlığı yapmış ve zaten parti yönetimine getirmiş Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı. Ve gidiyor. Şu son haftaların en şaibeli ismine, en şaibeli gazetesine konuşuyor. Hürriyetten Hande Fırat'a. O da birinci sayfadan böyle basıyor haberi. Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır. Şimdi buyur buradan yak. Yani e, amma bilinçli amma bilinçsiz amma bilerek amma bilmeyerek her neyse. Yani yapılan şu faaliyet masayı dağıtmasa bile dağıtır. Yani sizin verdiğiniz sucem e, demeç düzgün yürüyen masayı bile sarsar. Sonra ne olmuş işte efendim? Kılıçdaroğlu Genel Başkan yardımcılarına adaylık konusunda konuşma yasağı getirmiş. E geçmiş olsun. Yani şimdi bu kadar hassas bir dönemden geçirirken koalisyonu oluşturan partilerin son derece dikkatli olması gerekir. Elbette koalisyon demek zaten farklı tandanstan partilerin belli hedefler için bir araya gelmesi demek ve o partilerin bütün parti tüzüklerini, bütün genel anlayışlarını, genel politikalarını ortaya koyacağı zeminler değil o. O zeminlerde belli mutabakatlar, belli doğrular etrafında bir araya gelirsiniz. Mesela şu anda altılı masanın bir araya gelmesi gereken şey ne? Biz bu Erdoğan rejimini bitirelim. Erdoğan rejimi 20 sene sonra bitsin ve biz kendi cumhurbaşkanımızı seçelim, oraya koyalım. Sonra da ne diyorlar kendileri var ilk, bil, ilk bildirilerinde güçlen 2 yıllık geçiş döneminden sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim. Ondan sonra da her parti kendi artık siyasetini götürür, serbest seçimlere girer, mecliste ne kadar milletvekili elde ettiyse ona göre hükümet kurar veya kurmaz. Ona göre komisyonlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde politikaların belirlenmesinde söz sahibi olur filan. Ama o zamana kadar bir bu Erdoğan'dan kurtulalım, iki parlamenter sisteme geçelim konusunda mutabakat yapıyorsanız onun dışındaki her şeyi halının altına süpürmek zorundasınız. Onun dışındaki her şeyi evet bu bizim parti programımızda var, tüzüğümüzde var, genel anlayışımız böyle ama şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş döneminde de bütün bu geçiş dönemini arzu eden ve şu ceberrut rejimden, despot rejimden kurtulmak isteyen partiler veya liderler olarak bir araya geldik. Bu kadar basit. Bu kadar basit bunu demek. Ama diyemiyorlar enteresan yani. Orta Sayfa programı vardı cuma akşamı seyrettim Fox TV'de. Deneyimli gazeteciler kendi kulislerini, kendi bilgilerini paylaştılar. Orada Doğan Şentürk özellikle şu altılı masa etrafında dönen son sarsıntılar üzerine Meral Akşener'in pazartesi günü yani bugün Davutoğlu'yla, çarşamba günü de Ali Babacan'la görüşeceğini ve Ali Babacan'ın çarşamba akşamı genel yayın yönetmenleriyle, haber genel yayın yönetmenleriyle buluşacağını söyledi. Yine Babacan'ın 6 isim dışında 7 isim de mümkün açıklamasının altını çizdi. Bu önemli dedi. Bakalım iş nereye gidecek? O arada e, gerek Millet İttifakı'nın gerekse Cumhur İttifakı'nın belli yerlerde tek listeyle seçime gidileceği falan üzerinde duruldu. Temel karamollu olan oğlunun Saadet Partisi'nin de biraz rahatsız oldu. sağlık durumunun pek iyi olmadığı ifade edildi. Orada 2 yani 2 Ekim'deki CHP ev sahipliğinde başlayacak yeni tur altılı masa görüşmeleri öncesinde CHP lideri de gene adet olduğu üzere bütün partileri ziyaret edecek, liderlerle görüşecek ve toplantı gündemi Çıkacak. Selahattin Demirtaş Fox TV'ye bir mektup yazmış. Orada bu da okundu ama Demirtaş'ın Fox TV'ye yolladığı mektupta ki bir satır benim dikkatimi çekti. Diyor ki Cumhurbaşkanı adayını tarif ederken sinirlerine hakim ve ikinci yüzyılı kucaklayacak bir aday vurgusu. Dolayısıyla sinirlerine hakim ve ikinci yüzyılı kucaklayacak aday deyince akla Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Geçtiğimiz hafta Medyaskop'a gönderdiği, Ruşen Çakır'a gönderdiği mektupta da benzer bir vurgu vardı açık olarak. Burada da benzer bir şekilde Selahattin Demirtaş bunu vurgulamış. İyi Parti etrafında çok şey dönüyor, söyleniyor ama gerçekten izahı zor konular bunlar. Meral Akşener'in Sedat Bucak'la görüşmesi, Tanju Özcan'la disiplin kurulunda olan Bolu Belediye Başkanı CHP'nin disiplin CHP'de disipline verilmiş durumda yani haftalar içerisinde ihracı söz konusu onunla teması Ahmet Zeki Üçoku son derece şaibeli bir isim onu partiye katması danışman olarak falan bütün bunlar dikkat çekici bunlar bunlar olduğu yerde duruyor bunlar bu hamleler hemen herkesim tarafından dikkatle takip edilip ya bir dakika Meral Hanım, Meral Hanım ne yapmaya çalışıyorsunuz falan diye sorduruyor. Umarım bunlara yenileri eklenmez. Bakın Sözcü Gazetesi'nden hafta sonu kestim ekrana getiriyorum. Bir genç Akşener'e böyle dert yandı diyor. Fırsatını bulsam koşa koşa yurt dışına giderim. Böyle bir ülke. Böyle bir durumda gerçekten incir çekirdeğini doldurmayacak konularla meşgul olmak, Böyle büyük yani aksülamel yapacak temaslara girmek vesaire. Ne kadar doğru sizce? Ülkenin gençleri %70 en az ülkeden umudunu kesmiş bir istikbal umudu yok. 18-20-22 yaş gençliği fırsatını bul sizin yüzünüze söylüyor. Fırsatını bulsam yu, koşa koşa yurt dışına giderim. Ki Meral Akşener halkın içinde çok dolaşıyor. İl il ilçe ilçe geziyor ne güzel. Orada birebir halk onun yüzüne karşı konuşuyor. KHK'lılar, geçim sıkıntısından yakınanlar, adaletsizlikten yakınanlar. Pek çok şeyden gençlerle konuşuyor. Özellikle İyi Parti'nin sosyal ağlardaki hesaplarında Meral Akşener'in gençlerle buluşması, böyle bir yuvarlak yapıp da her birine söz vermesi, her birinin kendini ifade etmesi ne kadar güzel şeyler. Siz orada birebir insanlardan işitiyorsunuz. Benim böyle bir imkanım yok, sizin var. Ve sizin yüzünüze söylüyor insanlar. Haftalardır binlercesiyle görüştünüz. Allah, Allah aşkına bu mu daha önemli? Bu mu öncelik? Tanju Özcan mı? Sedat Bucak mı? Orada bir aşireti kendinize bağlayacaksınız diye. Yani bazı konuların gerçekten yapacaksanız bile ertelenmesi icap ediyor. Böyle bir dönem. Bakın Kerim Has ne diyor? Elini oğlu boş durmuyor. Putin açık açık söylemiş. Rusya tüm dünyaya tahıl ürünlerini Türkiye üzerinden satmayı düşünüyor. Resmen Erdoğan'a kaymaklı ekmek kadayıfı hediye etmiş. Burak'ın, Bilal'in, Binali'nin gemilerini düşününce iyi para kaldırılır buradan. Rusya'nın dış dünyaya geçen yılki gıda ihracatı 37 milyar doları aşmıştı. Tabi Putin Erdoğan'a yüzde kaç komisyon önermiştir onu bilemem. Elin oğlu boş durmuyor. Evet. Emre Soncan'la bitirelim. Cezaevinde yıllarca yatmış ve yeni çıkmış bir gazeteci meslektaşımız. O parti bu cemaat meselelerini bir tarafa koyup hapishanelerdeki ağır hastaların, hamile kadınların çığlıklarına kulak verin. Bırakın insanlar tedavi olsun. Bırakın henüz doğmamış mahkumlar özgürlüğüne kavuşsun. Fotoğrafta Reyhan Abdi görülüyor. Daha önce mevzu etmiştim. 29 Ağustos'ta bebeğiyle tutuklanarak cezaevine konulan son kadınlardan biri. Cezaevindeki bebek nüfusu, çocuk nüfusu orada dururken siyasetçilerin aralarındaki didişmelere, masa altından birbirlerini tekmelemelerine bakar mısınız? Kıyamet planı dedik KJ'de. Şimdi daha iyi anlamışsınız değil mi neden böyle yazdığımı? Beğendiyseniz lütfen like'lamayı, abone olup bildirimleri açınca da yayınlardan anında haberdar olacağınızı unutmayın, ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.